Dile kolay. Tam 7 yaşından beri optik gözlükler kullanıyorum ve aradan 20 dolu yıl geçti ve sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Ama acaba olmasa mıydım, hatam ya. Herkese selam, ben Berkay. Bugün sizlere İLASİK ameliyatımdan sonraki bir yıl içerisinde yaşadığım tecrübelerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bundan tam bir yıl önce İLASİK ameliyatı oldum ben. Ve o videoda ameliyatın tüm detaylarından bahsediyordum. Eğer izlemek isterseniz şuraya linkini bırakacağım. Bu arada bu YouTube işlerinde çok yeni olduğum için hep garip gider de buraya linkini bırakacağım diye derler yeni izlediğiniz zamanlarda. Şu an ben de bunu yapıyorum, biraz garipsiyorum yaparken ama her neyse şuraya bir yere linkini bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Bu arada o İLASİK videom hiç beklemediğim kadar çok fazla talep aldı ve çok fazla soru geldi bana. Dolayısıyla bu videoda elimden geldiğince hem sizin sorularınıza hem de şu an benim genel tecrübeme, neler yaşıyorum, nasıl sonuçlar aldım gibi tüm her şeyden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Tahmin ettiğiniz gibi ameliyat olmak zaten çok stresli bir süreç. Bir de göz ameliyatı olduğunuz zaman haliyle insanlar çok daha fazla stres ve daha fazla gerginlik yapıyorlar. Dolayısıyla kafanızdaki soru işaretleri tahmin edebiliyorum. Elimden geldiğince şimdi bunların hepsini cevaplayacağım. Göz kuruluğum var mı? Gözüm sulanıyor mu? Göz görüşüm şu an nasıl? Daha mı iyi, daha mı kötü? Işıklara karşı bir hassasiyetim var mı, yok mu gibi tüm süreçlerden size bahsedeceğim şimdi. Ama öncesinde çok ortak gelen bir sorudan bahsedeyim size. Genelde hep şu şekilde yorumlar geliyor. İşte gözlerim 2.50, ameliyat olabilir miyim? 20 yaşındayım, ameliyat olabilir miyim? Bu soruların cevabını en sağlıklı bir şekilde size verebilecek insan doktordur. Dolayısıyla bunları yazdığınız zaman benim size bir cevap vermem sağlıklı olmayacaktır. En sağlıklı cevabı doktorlarınızdan olabilirsiniz. Ama ben araştırmam sayesinde ve doktorumla konuşmam sayesinde size net birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Göz ameliyatı olmadan önce zaten muayene oluyorsunuz ve muayene esnasında doktorunuz size aşağı yukarı yüzde kaçlık bir sonuç alacaksınız. Yani %80 oranında 0'ı yakalarız veya %90 oranında 0 numarayı yakalarız gibi doktorlar size bunun bilgisini veriyorlar zaten. Yani gözünüzün ameliyat uygunluğunun yüksek olması gerekiyor ki ameliyat sonrasında göz numaralarınız düşük kalsınlar mümkün olduğunca. Aynı zamanda burada tahmin ettiğiniz gibi hangi doktora oluyorsunuz, hangi ameliyat türünü oluyorsunuz, gözünüz nasıl, gözünüzün sağlığı nasıl gibi sorular çok önemli. Dolayısıyla bunun cevabını size en iyi doktor verecektir. Ve bir diğer çok gelen soru da şuydu: 20 yaşındayım, 18 yaşındayım, ameliyat olmak istiyorum gibi. Arkadaşlar 24 veya 25 yaştan önce göz ameliyatı önerilmiyor. Yapılmaz diye bir şey yok ama önerilmiyor. Neden? Çünkü gözünüz 24 veya 25 yaşına kadar büyümeye, küçülmeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer bundan önce ameliyat olursanız bu pek de sağlıklı olmayacaktır sizin için. Aynı zamanda bir de lütfen şuna dikkat edin ameliyat olmadan önce. Ameliyat olduğunuz gün ile 2 yıl öncesinde gözünüzde bir ilerleme olmaması gerekiyor. Bu ilerleme, eğer doğru hatırlıyorsam, 0.20 yüksek veya 0.20 aşağısında olması gerekiyor ki ameliyatı gözünüz uygun olsun. Bunlara lütfen dikkat edin. Bunlar benim böyle size ufak tefek biraz tavsiyelerimdi. Şimdi hemen şu an ben nasılım ondan bahsedeceğim size. Ama öncesinde ameliyattan sonraki ilk 3 aydan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ilk 3 ay çok önemli. İlk 3 ay içerisinde doktorumuzun verdiği bazı ilaçlar ve göz damlaları var. Bunların hepsini doğru kullanmanız gerekiyor ki daha kaliteli, daha konforlu ve daha sağlıklı bir sonuç alabilirim diye. Bu ilk 3 aydaki sıkıntıları değerlendirmek aslında pek de doğru değil. Çünkü zaten bekleniyor bunların olması size. Yani benim göz kuruluğum o kadar yüksekti ki ilk 3 ayda. Sabahları kalktığım zaman göz kapağımı açmakta oldukça zorlanıyordum. Hatta yeri geliyor elimle baskı yapıyordum göz kapağımı açabileyim diye. O kadar gözlerim kuruyordu. Ama tıpkı doktorumun dediği gibi ilk 3 ay bittiği zaman göz kuruluğum ortadan kalkmıştı. Peki ya şu an hala göz kuruluğum var mı veya arada bir oluyor mu gibi soruların hepsine cevaplayacağım. Ama ondan öncesinde hemen bir de şundan da bahsedeyim size. Yine yorumlarda gördüğüm bazı şeyler vardı. İşte ameliyat oldum, aradan 4 gün geçti, göz görüşüm hala iyi değil veya aradan 1 hafta geçti, göz görüşüm hala iyi değil gibi bazı yorumlar gördüm. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: birden fazla ameliyat yöntemi var ve dediğim gibi herkesin gözü birbirinden farklı. Dolayısıyla ameliyata nasıl cevap vereceğiniz kişiden kişiye göre değişebilir. Ama eğer benim başıma geleni merak ediyorsanız, ben ameliyattan ilk ertesi gün sonrasında gözlerim gayet net görüyordu. Hatta bu duyguyu size anlatamam. Yani sanki başka bir dünyada uyanıyorsunuz gibi. Hiç gözle görmek gibi değil. Bu arada bazı hastalarda şu olabiliyor. Ameliyattan sonraki ilk günde %100'ün üstünde bir görüş sağlayabiliyorsunuz. Ben bunlardan biriydim ama bu sadece bir gün kalıyor sizinle beraber. Bu kaliteyi size anlatamam. Yani HD'nin de üstünde bir şey düşünün ve her şey o kadar net. Bu çok olağanüstü bir duygu gerçekten de. Ama dediğim gibi bu %100'ün üstünde görme bir gün kalıyor sizinle beraber ve herkesin başına da gelecek diye bir şey yok. Bundan da hemen bahsetmek istedim çünkü bu da çok sorulan sorulardan biriydi. Yani ne zaman iyi görmeye başladın? İşte benim aradan 4 gün geçti vesaire, bahsettiğim gibi. Ben dediğim gibi hemen ilk günden sonra iyi görmeye başlamıştım. Bunlardan da bahsettiğime göre şimdi size bir de gece görüşünden hemen bahsedeyim. Çünkü gece görüşü bende biraz daha sonradan düzeldi. Yani sanırım bir 6 ay kadar sürmüştü geceleri daha net görebilmem. Aynı zamanda bu gece lambalarının dışarıdaki veya işte trafik ışıklarına vesaire hassasiyetim çok yüksekti. Ama bu da yine yani yaklaşık 6 ay içerisinde falan düzeldi. Yani burada tekrardan söylemekte fayda var. Göz ameliyatı olacaksınız. Eğer bu videoyu izliyorsanız demek ki düşünüyorsunuz olmayı. O yüzden mümkün olduğunca iyi bir doktora, iyi bir hastaneye mutlaka olmaya çalışın derim. O zaman gelelim artık merak edilenlere. Yani şu anki göz kalitemden biraz bahsedeyim size. Aradan şu an tam dolu dolu 1 yıl geçti. Ve bu 1 yıl içerisinde benim göz kuruluğum ilk 3 ayı saymıyorum. İlk 3 aydan sonra tekrardan geri geldi mi? Evet geldi. Göz kuruluğu tekrardan yaşadım. Ama bu 1 yıl içerisinde sanıyorum ki 4 defa falan hissetmişimdir gözümün kuru olduğunu. Ama bazen bilgisayar başında çok fazla süre geçiriyorum. Bunun kesinlikle etkisi vardır. Ama ne zaman bu göz kuruluğunu yaşasam ve tekrardan bu göz damlasını kullanmaya başlasam hemen 1-2 gün sonra tekrardan gözümün eski haline geliyordu. Bu arada bu göz kuruluğunu kesinlikle aklınıza büyütmeyin. Bu ilk 3 aydaki göz kuruluğu ile alakası bile yok. Hayatınıza gayet yine konforlu bir şekilde devam ediyorsunuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani nasıl ki kitap okuduğunuz zaman saatlerce veya bir şey izlediğiniz zaman veya sürekli bilgisayar oyun oynadığınız zaman gözleriniz eğer kuruyorsa aynı hissiyatı yaşıyorsunuz. Sadece bunları yapmadan gözünüz kurumaya başlıyor. Ama dediğim gibi bu o kadar abartılacak bir tarafı yok. Ve 1 yıl içerisinde bu benim başıma 4 veya 5 kere geldi belki. Tekrardan söylüyorum, ne zaman göz damlamı kullansam yine hemen gayet iyiydim. Şimdi de biraz ışıklara olan hassasiyetinden bahsedeyim. Ya bunların hepsinden bahsettikten sonra tekrardan tam şu an şu koltukta oturuyorken ben ne hissediyorum, bunlardan size bahsedeceğim. Işıklara olan hassasiyetim gayet iyiler. Mesela şu an kameranın arkasında tam 2 tane pot ışığım var ve gayet rahat bir şekilde bakabiliyorum. Bu benim gözümü yormuyor. Ama eğer ilk 3 ay içerisinde bu potları benim karşıma koysaydınız büyük ihtimalle şöyle falan olacaktım şu anda. Hiç bakamıyordum gerçekten de ışıklara. Ama şu an dediğim gibi gayet rahatım ve hiç benim gözümü almıyorlar. Ama tekrardan hatırlatıyorum, bu ışıkların hassasiyetinin azalması bir 7 ay kadar bulmuştu bende. Hemen arkasında gece görüşümden bahsedeyim size. Gece görüşüm şu an nasıl? Dediğim gibi ilk 6 ay gece görüşüm iyi değildi. Yani biraz daha olması gerektiği gibi görmediğimin farkındaydım. Çünkü gündüzleri o kadar güzel görüyordum ki ama geceleri göremiyordum. O yüzden olması gerektiği gibi değildi bazı şeyler. Zaten bunu siz de fark edeceksiniz eğer başınıza gelirse. Ama dediğim gibi bu da sadece 6 veya 7 ay sürdü ve sonrasında tekrardan yine gayet iyiydim. Gece görüşüm gayet kaliteliydi ve gayet normaldi. Bir sorun yaşamadım. Bir de hemen size göz sulanmasından bahsedeyim. En merak ettiğiniz göz numaralarımın şu an ne olduğunu sonra saklıyorum. Göz sulanması sanırım şöyle ekstrem bir şey yaşamadım ben. Evet, bazen gözüm sulanıyordu. Yani ister istemez buradan bazen göz damlam düşmeye başlıyordu. Ama bunu yine ben bilgisayara bağlıyorum. Bazen deli gibi oyun oynuyorum bilgisayar başında ve oraya kendimi tamamen kapatıyorum. Yani sürekli şu kameraya bu şekilde baktığımı düşünün. Ve oyuna o kadar fazla odaklanıyorum ki gözümü de büyük ihtimalle kırpmıyorum. Dolayısıyla bunlar tabii ki de hep yan etkiler ama ben yaşadıklarımdan bahsediyorum size. Yani evet, göz sulanması bazen oldu ama kesinlikle öyle hani söylenecek bir şey burada pek yok yani. Gayet normaldi, hiçbirini rahatsız etmedi hiçbir zaman. Bu da aklınızda olsun bu şekilde. Ve sanırım şu ana kadar her şeyden bahsettim burada. Son olarak şu an göz numaram ne? Bundan bahsedeyim size. Önceki benim göz numaram 3.75 astigmatım vardı. 2.20 miyopum vardı. 0.70 ya da 1.10 öyle bir şeydi galiba, doğru hatırlıyorsam eğer, hipermetropum vardı ve bunların hepsi ameliyatı olduğum günden şu zamana kadar 0. Gözlerimde hiç büyüme olmadı. Ya göz karitem ya da göz görüş mü? Göz görüş karitemde hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Her şeyi gayet iyi görüyorum. Gözlüklü halimden daha iyi gördüğümü söyleyebilirim size. Dediğim gibi videonun başında ben 7 yaşından beri gözlük takıyorum ve şu an 27 yaşındayım. Bunu gözlüğü yıllar boyunca takanlar anlayacaklar şimdi söylediğim şeyleri. Koltuğa yattığınız zaman rahat bir şey izleyememenin ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani yastığa kafanızı koyduğunuz zaman gözlüğün kemiği buradan fırlar, burnunuza basmaya başlar. Rahat duş alamazsınız çünkü göz kaliteniz hemen düşüyor. En basitinden tişört değiştirmek istediğiniz zaman bile gözlüğü kenara koymak beni çok rahatsız ediyordu. Dediğim gibi seneler boyunca gözlük kullanıyorsanız ve bir anda gözlük kullanmamaya başladığınız zaman ve bunlar bir anda hayatınızdan çıktığı zaman inanılmaz daha konforlu bir hayata adım atmış oluyorsunuz. Sabahları kalktığım zaman her şeyi net görebilmek Bu inanılmaz güzel bir lüks. Bu tecrübeyi yaşadığım için şükürler olsun. Ve zaten sizin de tahmin ettiğiniz gibi tam şu anda ben göz ameliyatımdan gayet memnunum. İyi ki göz ameliyatı oldum diyorum. Ve çok daha fazla konforlu bir hayatım var. Çünkü 20 yıl ila bu 1 yıla karşılaştırdığım zaman arasında dağlar kadar fark var. En basitinden bu iğrenç gözlük temizleme bezlerini artık yanıma taşımıyorum. Sürekli gözlüğümü temizleme bir derdim yok. Ve siz de biliyorsunuz bunu, gözünüzü ne kadar güzel temizlerseniz temizleyin, 2 dakika sonra hemen yine bir yağlanma bir şey oluyor ve tekrardan yine görüşünüz geriye gitmeye başlıyor. Ben ameliyat olduğum için gerçekten de memnunum. İyi ki oldum diyorum. Sanırım bu kadardı. Herhalde her şeyden bahsettim galiba ve eğer ameliyat anında size neler beklediğini merak ediyorsanız eğer, dediğim gibi linki buraya bir yere bırakacağım. Hala garip geliyor bunları yapmak, her neyse. Buraya bir yere linki bırakacağım. Aklınızda hala soru işaretleri varsa bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Lütfen elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bu şekildeydi. Umarım videodan keyif ve bilgi almışsınızdır. Gördüğünüz gibi daha çok yeni bir kanalım. O yüzden eğer abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve aklınızdaki fikirleri yorum olarak atarsanız ne mutlu bana. Beni çok motive etmiş olursunuz. Bunları gördüğüm zaman hemen daha fazla videolar çekmek istiyorum. Ve aynı zamanda eğer günlük hayatta neler yaptığımı merak ediyorsanız beni Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.